kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hayatı veren ve idare eden kimdir? Hayatın üç tane özelliği var. Bir, hayatı vermek. İki, hayatı rızık ile devam ettirmek. Üç, hayatın devamı için gerekli şeyleri tedarik etmek. O halde hayat her şey ile ilgilidir. Her şeyi yaratamayan bir tek hayatı yaratamaz, var edemez ve devam ettiremez. Demek ki hayatı veren kim ise bütün kainatın yaratıcısı da odur. Hayatı veren madem ki Allah'tır, öyleyse o Hayy Kayyum'dur. Zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş muhteşem zihayatlar ordusunu görüyoruz. Evet hayy kayyumun hadsiz ordularından mesela her baharda milyonlarca belki trilyonlarca bitki ve hayvan çeşitlerini görüyoruz ve sanki bunlar gayb aleminden birer ordu gibi yeni meydana çıkmış ordular gibi birden gözümüzle müşahede ediyoruz. Şimdi şu ordular bir bakalım. Bitki tayfelerinden belki milyonlarca türden bahsediliyor. Aynı şekilde hayvan milletlerinden ve ordularından da milyonlarca türün var olduğu bugün bilim adamları tarafından ifade ediliyor. Bakın şimdi bu kadar muhtelif milletlerin her birinin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silahları ayrı. Peki müddeti askeriyeleri ayrı olduğu halde bir kumandan azam hatsiz kudret ve hikmetiyle ve nihayetsiz ilim ve iradesiyle bitmez rahmetiyle tükenmez hazinesiyle hiçbirini unutmayarak şaşırmayarak karıştırmayarak geciktirmeyerek evet bu kadar farklı milletleri, taifeleri, orduları hem nev ve tür olarak hem tek tek bu kadar varlıkların bu kadar özelliklerini milyonlarca orduların ve tabiri caizse askerlerin özelliklerini birbirine karıştırmadan mükemmel bir şekilde kemali intizamla tamamı mizanla vakti vaktine ayrı ayrı erzaklarını ayrı ayrı elbiselerini ayrı ayrı silahlarını vererek, ayrı ayrı talimat yaptırarak, ayrı ayrı terhisat ettiğini gözü bulunan bil müşahede görür ve kalbi bulunan bir aynel yakın tasdik eder. Şimdi, acaba hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idareye ve şu terbiye ve iaşeye o orduyu bütün şuunatıyla ihata eden bir ilm-i muhitin ve orduyu bütün levazımatıyla idare eden bir kudreti mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin, müdahale edebilsin, onda hissesi olsun. Yüz bin defa haşa. Tabi bu örnekleri insan İnsanların yaptıkları şeylerle mukayese ettiğinde Allah'ın sonsuz kudretini, sonsuz rahmetini, sonsuz hikmetini daha iyi anlama imkanına sahip olacaktır. Mesela şimdi malumdur ki bir taburda 10 millet bulunsa yani ayrı ayrı teçhiz etmesi 10 tabur kadar güç olduğundan aciz insanlar İster istemez bir tarzda teçhize mecbur olmuşlar. Herkesi aynı tarzda gidiyorlar, aynı renkte gidiyorlar. Halbuki hayy-i kayyum olan Allah şu muhteşem ordusu içinde milyonlarca milletlere ayrı ayrı teçhizatı ahiyatiyeyi veriyor. Yani her birinin hayatının devamı için gerekli cihazat farklı. Sonra müşkilatsız, kolay bir tarzda, hafif bir şekilde gayet hakimane ve intizam perverane veriyor ve koca orduya bir tek lisanla huvellezî yuhyî hayatı veren ancak odur dedirtip kainat mescidinde bu büyük cemaat uzmaya Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetini bize okutturuyor. Yani Allah odur ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O haydır ve kayyumdur. Öyleyse bütün kainattaki hayatları Allah verdiği gibi bütün o hayatların devamını rızık ile sağlayan ve o hayatların devamı için gerekli levazımatı ihsan eden de yine Allah'tır. Elbette bu özellikleri görmek ve bu özelliklerden ezeli ve ebedi bir Allah'ın varlığına ve onun hay ve kayyum olduğuna inanmak gözü bulunan, aklı bulunan ve kalbi bulunan herkesin bir görevi olmalıdır.